Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 60, 61, 62 Tuna yayınları 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı evimizdeki görev ve sorumluluklarımız metni etkinlik cevapları sayfa 60, 61, 62 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Evimizdeki görev ve sorumluluklarımız metni etkinlik cevapları 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 60 61 62 Soru Odamızı toplamak, kitaplığımızı düzenlemek gibi işleri yapmamızın bize ve ailemize yararları neler olabilir? Kısa cevap için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz uzun cevap. Odamızı toplama, kitaplığımızı düzenlemek bize sorumluluk alışkanlığı kazandıracaktır. Sorumlu bir insan olmamızı sağlayacaktır. Böyle küçük işleri yapınca kendimizi motive edecek, diğer işlerimizi de rahat yapacağımız hem de ailemize yük olmak zorunda kalmayacağız. Ailemiz ev işlerinde zaten çok fazla yoruluyorlar. Bir de bizim odamızı toplamak, kitaplığımızı düzenlemek gibi işlere zaman harcamalarına gerek kalmayacaktır. 3. Sınıf Hayat Bilgisi, Tuna Yayınları, Ders Kitabı, Sayfa 62 Cevapları Birinci. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Verilen basit işleri yapma sıklığımıza göre tablodaki ilgi sununa işareti koyalım. Cevap. Evimizde yaptığımız basit işler. Sofra hazırlarken büyüklerime yardım ederim. Her zaman. Sofra toplanırken büyüklerime yardım ederim. Her zaman. Odamı toplarım. Her zaman. Evcil hayvanlarımızın bakımını üstlenirim. Her zaman. Bitki yetiştiririm. Her zaman. Saksıdaki çiçekleri sularım her zaman büyüklerimin bozulan bir eşyayı tamir ederken onlara yardım ederim. Bazen annem ve babam eşyalarımızın bakımını yaparken onlara yardım ederim. Bazen toz alırım. Bazen giyeceklerimi dolaba yerleştiririm. Her zaman. İkinci. Bazen veya asla sütununa koyduğunuz işareti fazla ise ne yapmamız gerektiğini aşağıdaki noktalı alanlara yazalım. Cevap: Yukarıda yer alan şema örnek olarak verilmiştir. Kendinize göre bu etkinliği doldurmanız gerekmektedir. Soru: Evinizde üzerinize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeniz size ve ailenize yararları nelerdir? Örneklerle açıklayalım. Kısa cevap için linki tıklayın. Uzun cevap. Evinizde üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, başkalarına yük olmamamızı sağlar. Bize verilen görevi elimizden geldiği kadar en iyi şekilde yapmamız, yaşadığımız ailede insanların yükünü hafifletir. Ben her gün çiçekleri suluyorum. Bu benim görevim görevime layıkla yerine getirdiğim için çok güzel çiçeklerimiz oldu. Babam her gün içeriği süpürür. Annem de her gün yemek yapar. Bu onların görevi. Annem yemek yapmazsa yemek yiyemeyiz ve aç kalırız. Babam her gün içeriği süpürmezse ev çok kirli olur. Herkesin görev ve sorumluluklarını yerine getirirse çok düzenli ve güzel bir ailemiz olur. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.